Sabahlar dileyelim yeni uyananlar için tünaydınlar derken, erken saatte güne başlayanlar için de günaydınlar diyelim. Tam tersini söyledim galiba bu sefer. Efendim, bugün 16 Temmuz 2019 günlerden salı, haftanın ikinci iş günleri. Tüm çalışanlarımıza kolay gelsin, esnaf dostlarımıza da bol kazançlı, hayırlı işler diliyoruz. Ve hemen ne yapıyoruz? Her sabah olduğu gibi önce WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 549-517-17 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere mesajlarınızı iletebilirsiniz. Ve aynı anda sosyal medya, Facebook, Ton TV sayfası üzerinden de Senem'le bugün canlı olarak yayınlanmakta. Oradan yorum yazanlardan da ricamız nedir? Nereden izlediğinizi lütfen belirtmeyi unutmayalım. Evet, bakalım bugün bizi nasıl bir gün bekliyor, nasıl haberler var sizlere aktaracağımız. Önce Türkiye gündemine dilerseniz bir göz atalım. Türkiye gündeminde İmamoğlu suç duyurusunda bulunacağım diye bir açıklaması var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye bütçesinin 1/3'ünü oluşturan iştirak şirketlerindeki yönetim krizi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, iyi niyetli olmayan bir şekilde şirketlerin kuruluş yönetmeliğinin verdiği yetkiyle 45 günlük sürenin tamamının kullanıldığını, neredeyse Ağustos ayının sonuna doğru genel kurul kararları alındığını belirterek iştiraklerin yöneticilerine genel kurullarını öne çekmeleri çağrısı yaptı. İmamoğlu, niye duruyorlar orada? Genel kurul vesaire yapılmadıktan sonra da herkesi deşifre edeceğim. Milletin malının üzerine oturmasınlar kardeşim. Bıraksın gitsinler, kadroları oluşturalım, işimize bakalım. Süreleri bitti. Orada artık kimin durduğunun bir önemi yok. Suç duyurusunda bulunacağım, tarihe not düşeceğim, afişe edeceğim, millete anlatacağım. Ben insanlara böyle söz verdim dedi. İmamoğlu, halkıma sesleniyorum. Ben hala belediye bütçesinin 1/3'üne, çalışanın %80'ine sahip iştiraklere hakim olamadım diye de açıklama yaptı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Evet. Ve yine Ekrem İmamoğlu soruyor, neden Ağustos ayı bekleniyor? Ve baksınlar kimin danışmanları hala yönetim kurullarında? Gitsinler işimize bakalım diyor. Siyasi bir irade mi size talimat veriyor diye de soruyor. Halkına da sesleniyor. Diyor ki hakim değilim. Ve bu konuyla ilgili de suç duyurusunda bulunacağım diyor. Son günün son anını kullanma çabası nedir bu? 40-45 gün daha orada duracaksınız. Niçin? Kendi şirketin değil. Ben bu sizden şahsına devir almıyorum. Orada artık kimin durduğunun bir önemi yok. Suç duyurusunda bulunacağım dedi Ekrem İmamoğlu. Ve işsizlik haberi vardı. Çok enteresan. Şimdi gözümün önünde olan haber. Neyse, şöyle iş kurdan işsizlere aslında TÜİK verilerine göre işsizlik rakamları da açıklandı. Zaten az çok hepimiz biliyoruz değil mi? Günümüzde iş bulmanın ne kadar zor olduğunu. İşkur'dan 34 şehre personel alımı. Yanlış duymadınız, lütfen dikkatli dinleyin. Başvurular internetten yapılacak. İşkur 34 şehre personel alımı yapıyor diyor. Ya gerçi şöyle bir şey söyleyeyim mi? Ben bu internetten başvurulara da birazcık karşıyım. Yani internete evet, bizler için çok doğal olan bir durum ama birçok genç var internetten, telefondan, tabletten bir haber. Yani bir haber derken elinde olmayan nedenlerle.
Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sayfasında ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda farklı şehirlerde ve farklı kadrolarda istihdam etmek üzere en az okur yazar olan adaylar arasında personel alımı yapılacağı bildirildi. İşbaşı eğitim programı ve mesleki eğitim programı kapsamında yapılan personel alımlarında adayların okur yazar, ilkokul, lise ve üniversite mezunu olması gibi şartlar aranmaktadır. Kurslara katılan adaylar eğitim sürecinin ardından işe yerleştirilecek ve hem iş hem de meslek sahibi olacaklar. Peki kimler başvurabilir? Hemen aktaralım. İşkura kayıtlı ve işsiz olanlar. Hem işkura kayıtlı olacaksınız hem de işsiz. 15 yaşını doldurmuş olmak. Başvuru yapacağı ilandaki işverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak. Emekli olmamak. Programın başlama tarihindeki önceki 3 aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak. Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma durumu var. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak, yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programa katılabiliyorlarmış efendim. Ve merak ediyorsanız eğer kamubülteni.com'dan meslek eğitim kurslarına da bakabilirsiniz sevgili izleyenler. Başvurular internetten dedik. esube.iskur.gov.tr esube.iskur.gov.tr bunu da aktarmış olalım. Rabbim tüm işsizlerin elbette ki yardımcısı olsun. Herkese hayırlı kapılar açsın inşallah. Evet, son dakika haberlerine yine göz attığımızda İstanbul'da feci bir kaza haberi var. Sabah.com.tr'de Sancaktepe'de halk otobüsü servis minibüsüne çarpıp dükkana girdi. Bir ölü ve üç yaralı var. Sancaktepe'de belediye otobüsünün kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Üç kişi de yaralandı. Evet, kazada otobüsün çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüs şoförü ile diğer araçlarda bulunan iki kişi ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Evet, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Her gün artık böyle kaza haberleri, cinayet haberleri. Bursa'da da damat dehşeti yaşanmış efendim. Bursa'da eşinden ayrılmak üzere olan damat konuşmak için gittiği kayınpederinin evinde dehşet saçtı. Eşinin ailesiyle tartışan damat hem kayınpederini hem de kayınbiraderini bıçaklayarak öldürdü. Yaşanan kavgada güvenlik kameralarına saniye saniye yansımış efendim. Yani ne oluyor, ben anlamıyorum, insanlar nasıl bu kadar? Ya tamam, barışmak istiyorsan, atalarımız bile demiş ya, insanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa diye. Bu bir çözüm mü? Eline bıçağı alan, silahı alan karşısındakini, çok özür dilerim, hani belki uygun olmayacak ama böcek öldürür gibi öldürüyor. İnsanlar artık nasıl gözü dönmüşse. Ne oldu? Eşini geri istiyordun. Babasıyla kardeşini öldürdükten sonra sana geri döneceğimi zannediyorsun. Ailelerin günahı ne? O yüzden bunlara ben yeterli cezaların gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece bu şekilde yorum yapabileceğim. Evet, bir haber daha var, onu aktaralım hemen. Çanakkale gündemine geçeceğiz. Efendim,
New York 1. İstanbul 18. Peki ne sıralaması bu? Dünyada en çok milyarderin yaşadığı şehirler belirlendi. 85 dolar milyarderine ev sahipliği yapan New York listenin ilk sırasına yerleşti. Onu Hong Kong ve Moskova takip etti. İstanbul ise 20 milyarder ile 18. sırada yer aldı. Evet. Ve dilerseniz şimdi Çanakkale gündemine geçelim. Dün biliyorsunuz 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümüydü. Darbe girişiminde şehit olanlar bütün yurtta olduğu gibi Çanakkale'de de anıldı. Çanakkale'deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü programı şehitliklerde düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü dolayısıyla bütün yurtta olduğu gibi Çanakkale'de de tören düzenlendi. Çanakkale'deki törenler sabah şehitliklerde yapıldı. Darbe girişiminde Ömer Halis Demir'i arayıp şehadet emri vererek gecenin akışını değiştiren dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, Çanakkale'de Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenine katıldı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'nın da katıldığı tören, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. 15 Temmuz'da gösterdiği duruşta efsaneleşen ve şu an Çanakkale'de 2. Kolordu Komutanlığı bünyesinde bulunan Kor General Zekai Aksakallı ile Çanakkale Valisi Orhan Tavlı şehitliklere karanfil bıraktı. Kalenin Sesi gazetesine baktığımda ise yine az önce izlediğiniz haber yer almış. Şehitler Abidesi'nde şehitler anıldı başlığıyla efendim. Gündem gazetesinde de yine darbenin seyrini o değiştirmişti diyor. 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimi 3. yılında Çanakkale Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törenlerle anıldı. Saygı duruş ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan törene Vali Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Kor General Zekai Aksakallı, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Törenler boyunca bütün gözler ise Zekai Aksakallı üzerindeydi. 15 Temmuz gecesi Ömer Halis Demir'e vur emrini vererek darbenin seyrini değiştiren Aksakallı dün 15 Temmuz nezdinde şehitliklere karanfil bırakırken herkesin ilgi odağı oldu. Evet, mikrofonum şöyle. Ömer Halis Demir'i de Allah'tan rahmetle analım efendim, nur içinde yatsın. Özür dilerim. İşte Çanakkale gazetesi de pardon. İşte Çanakkale gazetesi de unutma, unutturma. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hain darbenin 3. yıl dönümünde Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi diyor. Zekai Aksakallı da karanfil bırakırken şurada fotoğraf karesinde şöyle göstereyim. Evet, bütün gazetelerimizde yer aldı. Şimdi Lapseki'ye doğru gidelim. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Merkez ve Çardak Beldesi Şehitliği ziyaret edildi. Ziyarette Lapseki Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı makamları adına çelenk sunumu sonrası bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehitlik ziyaretinde ayrıca Kur'an-ı Kerim tilavet edildi. Lapseki Müftüsü İbrahim Sezgin tarafından şehit ve gaziler adına yapılan duaların akabinde şehitlik anıtına çiçek sunumu yapıldı. Törene Kaymakam Tahir Şahin, belediye başkanları, idari ve mülki amirler ile siyasiler katıldı.
Evet, dün akşam aynı anda eş zamanlı olarak selalar da verildi. Mutlaka duymuşsunuzdur. Ve Gazete Boğaz'da Çanakkale ruhu yeniden dirilmiştir başlığını vermiş. Okuduğum haberleri sadece başlıklar açısından okuyacağım. Ve Vitamin Gazetesi de Çanakkale'de geçit vermeyen ruh, iyi ki vardın, iyi ki tekrarlandın diye başlık atmış. 15 Temmuz demokrasi şehitleri taşıdıkları Çanakkale ruhu ile örnek aldıkları Çanakkale şehitliklerinin huzurunda anıldı diyerek. Asrın kahramanlarının huzurunda kahramanlara yakışır anma demiş Vitamin Gazetesi. Ve burası Çanakkale Gazetesi'ne baktığımda ise Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı. Kutsal topraklarda anlamlı tören başlığıyla yer verilmiş efendim. Evet, mesajlar ve yorumlar geliyor. WhatsApp Söz Sizde bölümünde okuyacağım. O yüzden lütfen birazcık daha beklemenizi rica ediyorum. Şimdi Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesine gidiyoruz. Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinde bir kız çocuğunun üzerine kaza sonucu sıcak su döküldü. Vücudunda ileri derecede yanıklar oluşan 2 yaşındaki kız çocuğu ambulans helikopterle İstanbul Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vücudu yanan 2 yaşındaki bir kız çocuğunun ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada Ayvacık Küçükkuyu'da yaşanan talihsiz kaza sonucu 2 yaşında kız çocuğuna sıcak su dökülmesiyle ileri derecede yanık meydana gelmiştir. Sağlık ekiplerimiz ilk müdahalesini yaparak hastayı İstanbul Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'ne helikopter ambulans ile sevk edilmiştir denildi. Acil şifalar diliyorum bir an önce. Yanık da hiçbir şeye benzemez. Ama çocuklar arasında çok da sık rastlanan bir kaza durumudur. O yüzden bugün bu mikrofonum durmuyor yönetmenim. Şöyle bir kere. Ay, kıyafet beğendiremedik şimdi yönetmenimizi. Şimdi iyi mi? Suçlu kıyafet oldu, mikrofon değil yani. Evet, incecik o yüzden. Ne diyordum? Küçük kızımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum. Onunla birlikte hastane odasında ya da evinde hasta yatağında izleyen, takip eden tüm izleyenlerime de Rabbim şifalar versin. Her şeyin başı sağlık. İnanın. Her şeyin başı, her şey boş bu dünyada. Evet, devam edelim. Nefes kesen oğlak kurtarma operasyonu diyor burası Çanakkale Gazetesi. Ayvacık'a bağlı Babakale köyünde çıktığı kayalıklarda 2 gündür mahsur kalan oğlak jandarma ve AKUT ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi. Ve Ayvacık'ın Babakale köyünde yer alan Mera'ya götürülmüş oğlak 2 gün boyunca. Zaten oralarda ben Gökçeada'ya gittiğimde de çok şaşırmıştım. Vallahi oğlaklar dağlarda, tepelerde öyle boş geziyorlar. Neyse ki kurtarılmış. Bakıyorum. Kan bağışı yeterli değil efendim. Önemli bir konu. Çanakkale Bölge Kan Bağış Merkezi'ne bağlı ekipler kan bağışında bulunacak gönüllülerini bekliyor. Kan bağışı Kan Bağış Merkezi ekip doktoru Fatih Atsay, ilgi beklediğimiz düzeyde değil dedi. Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır sloganıyla
Yola çıkan Kızılay ekipleri sürdürülebilir güvenlik kan teminini sağlamak misyonunun gerçekleştirebilmek için ülkenin çeşitli bölgelerinde yılın 365 günü görev yapıyorlar. Bu konuda da daimi olarak aklıma geldikçe de sık sık tekrarlıyorum. Sadece kan bağışı değil efendim, organ bağışı da önemli. Hatta kan bağışı yapmayı düşünüyorsanız ki mutlaka yapın. Kan bağışı ile beraber kök hücre bağışında da bulunun lütfen. Çağımızın hastalıkları biliyorsunuz. Rabbim dermanı olmayan dert vermesin. Ama bugün bir başkasına yardım eli uzatırken Allah göstermesin. Her an bizim de başımıza gelebilir. Kimin ne olacağını hiç kimse bilemez. O yüzden bol bol kan bağışında bulunalım sevgili izleyenler. Bazen sosyal medyada görüyorum, arkadaşlarım arasında da kan bağışı yapanlar var. O yüzden güzel bir durum. Devam edelim. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü dolayısıyla dün resmi tatildi biliyorsunuz. Ve 3 günlük hafta sonu tatilini Ege ve Akdeniz'de geçirenler dönüş yolculuğunda Çanakkale Feribot İskelesi'nde uzun kuyruklar oluşturdu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması dolayısıyla hafta sonu tatil bir gün daha uzadı. Çoğunlukla İstanbul ve civar illerde yaşayanlar 3 günlük tatili değerlendirmek için cuma akşamından itibaren Anadolu'nun sahil kesimindeki illerde bulunan plaj ve tatil yerlerine akın etti. Tatilin son günü Avrupa yakasına doğru dönüşe geçen tatilciler Çanakkale Feribot İskelesi'nde kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Araç kuyruğu dolayısıyla bazı yol güzergahlarının tek yönlü trafik akışı verilmesinden dolayı şehir içinde de uzun araç kuyrukları oluştu. Gün boyu Gestaş feribotları doldur boşalt usulü çalıştı. Evet, Çanakkale'de vallahi bu hani tatilciler ayrı çile çekiyor ama Çanakkale merkezde de trafiğe engel oluyor maalesef o uzun kuyruklar. Çanakkale'de zaten belirli yol güzergahları var. Onlar da dün gerçekten kuyruk vardı. Evet, feribot yoğunluğu devam ediyor demiş burası Çanakkale gazetesi de. Feribot yoğunluğu demişken aklıma da şey geldi. Facebook'ta okudum. Bir vatandaşımız şeyi eleştirmiş. Gökçeada gemisiyle 150 lira gidiş 150 lira dönüş olur mu Gestaş diye yazmışlar. O aklıma geldi. Son yapılan zamlardan sonra yani takdir edersiniz efendim. Yok, bir arkadaşım yazmış Gökçeada'ya giderken 150 lira gemi parası diye. Oldukça fazla tabii. Aynı şekilde karşıya geçerken de biliyorsunuz zam geldi. En son zamlardan sonra yine insanlar birazcık sitem ettiler. Hani çare köprü diyoruz ama köprüde de geçiş ücreti mutlaka olacaktır. Evet. Şöyle hemen bakıyorum aktarmadığımız haber var mı diye. Kriz var diyenler var, kriz yok diyenler var. Hemen onu da aktaracağım ama onun öncesinde seyyar satıcılar ekmek kapısı oldu bu uzun kuyruklar. Şimdi simidi görünce aklıma geldi. Ay belki kızacaksınız bilmiyorum ya, daha doğrusu fırıncılar kızacaktır diye düşünüyorum. Dün simit aldım. Hani belki ben de bir haberim, uzun zamandır yemiyordum herhalde. Simit ne kadar olduğunu biliyor musunuz? 1,5 olduğunu sanıyorsunuz ama 1,5 değil, ben de öyle biliyordum. Simit 2 lira. Dün 3 tane simit aldım, 6 lira ödedim. Sonrasında şöyle bir durdum, eşime döndüm. Simit 2 lira olmuş dedim. Allah Allah, öyle serbest piyasa var mı kafaya göre? Yönetmenim diyor ki ben 1,5 aldım. Vallahi ben dün aldım. 2 liradan aldım. Hatta dedim ki böyle saçmalık mı olur? Ekmek 1,5 lira ve simitler hani fiyat artıyor ama
gramaj hani şöyle büyüklükte olsa gene anlayacağım. Şu kadar. Şu kadar simitler. Hem küçülmüş hem de 2 lira olmuş. Unutmuştum. Simidi görünce aklıma geldi. Yani kızmasınlar bana. Evet, herkes ekmek parası için kazanıyor ama simit de fakirin yemeği. Öyle değil mi? Yani bak şimdi, tamam, onlara da hak veriyorum. Ekmeğe de aynı şekilde una her şeye zam geliyor ama ekmek 1,5 lira şu şekilde alıyorsun. Ama simide de 2 lira bana göre çok. Yani ekmekle kıyasladığın zaman simidin de olması gereken fiyat 1 lira. Burada tabii ki ekmek zorunlu ihtiyaç ama hani zamanında çok hesaplar yapıldı ya, 4 kişilik bir aile sabah öğle akşam simit yense bu kadar tutuyor, askeri ücretten de bu kadar para kalıyor. Hayır efendim, para falan kalmaz. Kaldı ki benim bu söylediğim ya Çanakkale için geçerli. İstanbullular, İzmirliler, yazın bakalım gevrek ne kadar? Gevrek ne kadar? Soruyorum size. Ben dedim ki Çanakkale'de 2 liraysa kesin İstanbul'da, İzmir'de falan 3,5 lira falandır diye düşündüm ama onlar da hani biri büyük oluyor. İddiaya mı giriyoruz yönetim? Hadi İzmir, İstanbul, size sesleniyorum. Büyük şehirler, lütfen simit ya da gevrek diğer adıyla fiyatını yazar mısınız? Hayır, simit değişiyor. Hatta bak birazdan okuyacağım. Ha, söz sizdeye geçtik mi? Geçmedik, geçeceğiz. Nurdan Hanım yazmış bile. Çam'da simit ne kadarmış? Söz sizdeye geçelim. Evet, bizler burada yönetmenimle tartışırken inşallah İstanbul'dan ya da İzmir'den geldi İzmir'den. İzmir'den cevap geldi. Hepsini okuyacağım. Söz sizde efendim. Önce sosyal medyadan yazanları okuyayım. Niyazi Engin, günaydın Senem Hanım, kolay gelsin demiş. Niyazi Beyciğim, günaydınlar. Keşke nereden izlediğinizi de yazsaydınız. Çok sevinirdim. Sevgili Nurdan Hanımcığım, Nurdan Akgül Sezgin bizi Çanakkale'mizin Çanı ilçesinden izliyor. Günaydınlar güzel kardeşim, günaydınlar Türkiye'm, Çanakkale'm, iyi yayınlar. Hayat zor, iş bulunsa bile garantisi yok. Geçim zor, halkın morali bozuk, bu yüzden birbirine sarıyor insanlar demiş. Aslında doğru bir tespit yapmışsınız. Geçim derdinde insanlar. Çan'dan güzel bir günden selamlar, sevgiler demiş ve az önceki yorumumun altına da hemen eklemiş. Çan'da simit 1 lira demiş. Demek ki farklılık gösterebiliyormuş yönetmenim. Çan'da simit 1 lira. Sevgili Tuğrul Bican yazmış Edremit Körfez'den. Senem Hanım günaydınlar, iyi yayınlar. Tunceli'nin Ovacık kırsalındaki PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı mayının patlaması sonucu Ayaz ve Nufelda isimli yavrularımız hayatını kaybetti. Kelimelerin tarifsiz kaldığı bu acı sonrası ne söyleyebiliriz ki? Allah rahmet eylesin, Rabbim geride kalanlara sabırlar versin. Şu zamanlarda şehitsiz gün geçirmeyen Türkiye'min başı sağ olsun. Bunlara sebep olanları da Allah kahretsin demiş. Sevgili Tuğrul Bican, tam da aslında yerinde yazmışsınız. Hani giden yavrular var, ölen şehitlerimiz var, bizler de simidi konuşuyoruz değil mi? Ama diğerinde konuşuyoruz, konuşuyoruz. Her seferinde terörü lanetliyoruz, öyle diyoruz, böyle diyoruz. Bizler yine hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah rahmet eylesin deyip üzüntümüzü dile getiriyoruz ama ateş düştüğü yeri yakıyor. Evet, dün de Hakkari'de şehitlerimiz vardı, 3 şehidimiz. Onlar da son yolculuklarına uğurlandılar. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ve artık başımız sağ olsun demek istemiyorum. Sevgili Kemal Çevik, Çanakkale'nin bu bayramlarda
ve hafta sonu tatillerinde karşılaştığımız trafik sorununu yetkililer Kepez Limanı'nı niye düşünmüyorlar? Kepez Limanı bomboş duruyor. Aslında alternatif çok ama yetkililerimiz galiba uğraşmak istemiyor. O çilemizi sadece bizler biliyoruz demiş Kemal Çevik. Teşekkür ediyoruz. Çanakkale'de yaşayanlar için de tabii dediğimiz gibi ayrı bir sorun teşkil ediyor maalesef. Zor oluyor. Yani onlar için de zor, bizler için de zor. Yetkililer hani çok da yorum yapmak istemiyorum. Bilmiyorum şimdi nasıl yorumlayacağımı da hangi yetkililer nasıl olaya bakıyor diye. Ama böyle bir olabilitesi varsa, böyle bir ihtimal varsa eminim ki onlar da böyle bir şeyi hayata geçirirler. Evet, Senem canım Marmaris Turunç'tan. Ay şu an var ya, içimi erittiniz, içimi. Senem canım Marmaris Turunç'tan sevgiler, gelirseniz beklerim buz gibi deniz kıyısında sıcak bir kahve içmeye. Ay böylesine güzel davet reddedilir mi? Bakalım Ağustos'ta inşallah çıkarsak hani o taraflara doğru gelmeyi düşünüyoruz. İnşallah çok isterim. Vallahi Marmaris, Turunç, Selimiye. Herkese sevgiler, selamlar gönderelim. Valla kahvenizi yudumlarken bir yudum da benim için alın. Afiyetler olsun. Evet, İstanbul'da simit 2 TL, İzmir'de 1,5, Çanakkale dün İstanbul'dan geldim demiş izleyicimiz. İstanbul'da simit 2 lira, İzmir'de de 1,5 liraymış. Demek ki fiyat farklılıkları oluyormuş. İstanbul'da 2 lira iyi. Valla biz de yetişmişiz. Ben mi var? Git Nişantaşı'nda al bakalım bir simit. Haklı çıkacağım ya. Kocaeli'den de cevap geldi. Harikasınız. Kocaeli'de de 1,5 liraymış. Kocaeli sevgiler, selamlar. İstanbul'da 1,5, Bursa 1,5 demiş Levent Karaman. Teşekkür ediyorum efendim. Vallahi bak 2 dakikada simit fiyatlarını çıkarttık. Çanakkale'dekiler de duysun. Senem kardeşim günaydın, kolay gelsin. Tüm Ton TV ekibine de demiş. Teşekkür ediyorum. Bugün çok dinamiksiniz. İnşallah hep böyle olur demiş. Çok teşekkür ediyorum. Tamam, yönetmenim uyarıyor. Tamam. Kriz biz emeklileri vuruyor. Evden dışarı çıkamıyoruz. Karaman'da simit 1,5 TL, ekmek 1,25 TL. Bir de Karaman buğday şehri. Ben bir şey anlamadım bu hayattan kardeşim demiş. Eskiden herkes kendi ekmeğini yapardı Karaman'da. Kokuları tüm mahalleyi sarardı. Şimdi ise tüm ekmek çeşitleri yapan dükkanlar açıldı. Özellikle mayalı ekmek, yani yufka, halka, somun. Bunları hep kendimiz yapardık demiş. Karaman'a sevgiler. Son iki mesaj. Senem Hanım merhaba. Kayseri'de simit 75 kuruş. Kayseri. Kayseri'den de geldi ya. Helal olsun size. Teşekkür ediyorum. Kayseri'ye sevgiler, selamlar. Kadıköy Moda'da çay 5 TL demiş bir izleyicimiz de. Vallahi böyle işte fiyat yoklaması yapmış olduk. Sizlerin de katılımıyla. Çok teşekkür ediyorum efendim. Kuşadası'ndan Ergin amcamıza sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Marmaris, Kayseri, Karaman, Kocaeli, İstanbul, Çanakkale, harikasınız, ne diyeyim. Evet, yönetmenim uyarıyor, hemen vaktimiz azaldı, bunları biliyor musunuz da geçelim. Evet, dün kan gruplarına göre kişilik testini okumuştuk. Yarım kalmıştı. Bugün devam edeceğim demiştim. Hemen A grubu kan grubuna sahipseniz eğer, kadınsanız, para harcamasını çok sever, çocukları çok sever ve çocuk sahibi olduktan sonra eşini ihmal eder, değişikliği seven biridir diyor A grubu kadınları için. Yönetmenim senin neydi? A mı?
Ya niye, niçin? Hemen erkeğine bakalım. A grubu erkeği düzenli yaşamayı sever, iyi bir dost ve konuşmacıdır. Birlikte olacağı kadını seçerken çok titiz davranırmış. Hemen B grubuna bakıyorum. Ben B grubuyum ama B grubuna da çok fazla bir şey yazmamış vallahi. Aşkı sever, para konusunda eli ya çok açıktır ya da cimridir. Ona cimri demeyelim de tutumlu diyelim. Çoğunlukla açıktır. Hani bazen şey yaparım, bir şey alacağım zaman pahalı gelirse almam, ondan sonra da pişman olurum. Hemen B grubu erkeğine bakalım. Özgürlüğünün sınırlanmasından nefret eder. Kadınlara saygısı sonsuzdur. Hep neşe dolu bir aileye sahip olmak ister. Yemek konusunda ise son derece titiz olurmuş B grubu erkeklere dedik. Ve hemen günlük burçlarımıza geçelim. Evet, bugün 16 Temmuz dedik. Bugün doğum günü olan izleyicilerimize doğum günlerini kutlayalım. Nice sağlıklı, güzel yaşlar dileyelim aileleriyle birlikte geçirebilecekleri. Evet, ve hemen Koç burcuyla başlayalım. Koç ve yükselen Koç. Hayat yolculuğunuzda üstesinden gelmek zorunda olduğunuz engeller bu dönem artacak. Fiziksel ve ruhsal açıdan kendinize fazla yüklenmemeye dikkat edin. İyice düşünüp hangi zorlukların sizi cidden engellediğini ve gerçekten enerjinizi harcamaya değeceğini tespit edin. Yanlış tahminlerde bulunursanız sağlık sorunları yaşamanız işten bile değil. Aman diyelim sevgili koçlar, sağlığa dikkat. Ve boğalara bakalım. Hem fiziksel enerjiniz hem ruhsal kavrayışınız yüksek seviyelerde. Bu dönemde akıllıca kararlar alabilme kabiliyetinden faydalanarak planlarınızı gerçekleştirmeye çalışın. Dikkat! İşi tembelliğe vurursanız pek fazla sonuç elde edemeyeceksiniz. Bu dönemde karşılaştığınız her duruma uygun davranma kabiliyetiniz var sevgili boğalar. İkizler, hedeflerinize ulaşmada başarıyla işbirliği yapmak için en uygun zamandasınız. Bu kişiler arkadaşlarınız, aileniz veya iş arkadaşlarınız olabilir. Eğer bu elverişli dönemi parmağınızı bile kıpırdatmadan geçirirseniz yarım kalan iş yeriniz gelecekte kozmik koşulların bu kadar elverişli olmadığı dönemlerde dönüp dolaşıp tekrar sizi bulacak sevgili ikizler. Ve yengeçler, son dönemde edindiğiniz tecrübeler hakkında düşünen ve hayatınızı daha olumlu bir yönde ilerletebilmek için gereken kararları alın. İş ve özel yaşamınızda planlarınızı gerçekleştirmenin vakti geldi. Başkaları da sizi anlayışla karşılayarak destek verecek. Bu yüzden hiçbir şeyi gizlemenize gerek yok sevgili yengeçler. Aslanlar, doğal bir uyum içinde olduğunuzdan grup ortamlarındayken taviz vermeniz gerekmeden ve serbestçe hareket edebileceksiniz. Bu gücü eğlenceli sosyal aktivitelerde kullanabilir veya iş yerinizde başkalarıyla birlikte çalışarak verim sağlamak için kullanabilirsiniz sevgili aslanlar dedik. Ve geldik başaklara. Gerek iş gerekse özel hayatınızda sosyal çevrenizle son derece uyumlu bir ilişki içerisindesiniz. Bu rahat ve elverişli dönemi insanlarla sosyal bağlantılarınızı güçlendirmek için kullanın. Böylece gelecekte bu kadar keyifli olmayabilecek dönemler için de hazırlık yapmış olursunuz. Bu arada güneş tutulması mı vardı? Bütün burçlar ay tutulması vardı. Bütün burçlar içinde böyle bir hissediliyor. O yüzden böyle agresiflik, sinirlilik ya da işlerinize ters gitme durumu da varsa dikkatli olmanıza fayda var. Sevgili teraziler, beklenmedik sorunlarla karşılaşacaksınız ve bunları çözmeye çalışırken her zamankinden daha çok zorlanacaksınız. Moralinizi bozmayın ve farklı cevaplar bulmaya bakın. Öte yandan bu sorunun size aslında ne kadar etkilediğini de değerlendirin. Belki de en iyisi hiçbir şey yapmayıp her şeyin kendi kendine hallolmasını beklemek sevgili teraziler. Akrepler, öyle enerji dolusunuz ki size kalsa tüm dünyayı keşfe çıkacaksınız. İçinizdeki sese kulak verin ve birkaç haftalığına sürpriz bir tatile çıkın. Dünyayı dolaşın.
İçinizdeki heyecanla yepyeni şeyler keşfedecek, yepyeni işlere kalkışacaksınız. İnsanlarla tanışın, çekinmeyin, doğanın güzelliklerini huşu içinde seyredin. Deneyimler, dostluklar ve unutulmaz yerlerin size yaşatacağı güzelliklerin hayatınızda zengin bir kalıcı etkisi olacak. Ay, gönül ister tabii ki herkes dünyayı dolaşsın, şöyle haftalarca süren tatillere çıksın. Sadece akrepler için değil, herkes ister. Ve yaylarla devam edelim. Ciddi bir sınavdan geçeceksiniz. Kendinize ve kabiliyetlerinize güvenin. Başkalarının söyledikleri moralinizi bozmasın. Aksine bu çatışmalardan istifade ederek kendi pozisyonunuzu daha da vurgulayın ve pekiştirin. Durumu düzeltecek bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir sevgili yaylar. Ve geldik oğlaklara. Hedef ve isteklerinize giden yolda ilerlemek için pek uygun bir dönemde değilsiniz. Her zamankinden daha fazla geri adım atacaksınız. İleri adım ise pek olmayacak. Sabırlı olun, güzel zamanlar gelecek. Bu fırsattan yararlanarak hatalarınızdan ders çıkarın ve aynı hatayı bir daha tekrar etmemeye çalışın. Her işte bir hayır vardır. Belki de böylesi sizin için daha iyi olacak sevgili oğlaklar. Kovalar, kader sizi yine dolambaçlı yollara attı ve planladığınızdan çok daha farklı bir durum içinde buldunuz kendinizi, ama üzülmeyin. Her şey her zaman sizin planladığınız gibi gidecek olsa hayatın beklenmedik sevinçlerini yaşayamazdınız. Strese girmeyin, bilakis yaşamın gizli güzelliklerini yakalayabilmek için gözlerinizi dört açın sevgili kovalar. Ve son burcumuz sevgili balıklar. Çevrenizdeki insanların sizi olumlu veya yapıcı bir şekilde motive etmesi ilerlemenize yardımcı oluyor. Bu durum hem onların dostluğundan hem de sizin açık ve samimi davranışlarınızdan kaynaklanıyor. Onların dediklerini yerine getirirken hiç zorlanmamanız da dikkat çekici. Bu destek için kendilerine teşekkür edip siz de onlara aynı şekilde karşılığını verin sevgili balıklar dedik. Ve Senem'le bugün de son bölümümüze geçelim. Evet, saatlerimiz 11.43'ü göstermekte ve yavaş yavaş Senem'le bugünün sonuna yaklaştığımız şu dakikalarda ne yapıyoruz? Hemen yastık altı olanlar, merak edenler, ekonomide ne var ne yok, altın fiyatlarında. Çeyrek altın 416 lira alış, 425 lira satış. Artık valla hayal olacak düğünlerde çeyrek altın takabilmek. Hemen Cumhuriyet altınına bakıyorum. 1723 lira alış, 1861 lira satış. 22 ayar bilezik 235 lira alış, 247 lira satış. Ve gram altına baktığımızda 260 lira gram altın. Dolar da an itibariyle şu an yükselişte gösteriyor ve 5 lira 72 kuruştan işlem görüyor. Euro ise düşüşte gösteriyor. 6 lira 43 kuruştan işlem görüyor. An itibariyle verdiğimiz rakamlar efendim, gün içinde farklılıklar gösterecektir elbette. Ve yastık altı ile beraber artık programımızın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına, sevgili yönetmenim Mehtap Şahin'le birlikte tüm izleyenlerimize öncelikle sağlıklı, huzurlu, mutlu, keyifli ve güzel haberler alabileceğiniz bir gün diliyoruz. Sevgili sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz efendim. Tüm çalışanlarımıza tekrar kolay gelsin. Esnaflarımıza da bol kazançlı, hayırlı işler dileyelim. Yarın sabah saatler 11'i gösterdiğinde Ton TV ekranlarında hem Türkiye'den hem Çanakkale'den hem de keyifli konulardan bir haber olmak istiyorsanız Senem'le bugün de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.